Tabii gözaltıları devam ediyor. Tutuklamalar gerçekleşiyor. FETÖ mağdurları ile ilgili de sizin bir komisyonunuz var yanılmıyorsam kurduğunuz. Orada neler yapıyorsunuz? Çünkü geçenlerde de haberlerde de izledik. Yine Urfa'da az önce siz de söylediniz. Ordu yürümedi ve yürümediği halde gözaltına alınan subaylar oldu. Bunların aileleri tabii şu anda işte lojmandan çıkarıldı, ev bulamıyorlar, çocukları okula gidecek, sınava girmek isteyenler, psikolojileri bozuldu. Topyekün suçlu gibi gösteriliyorlar. Belki yarın öbür gün çıkıp içlerinde suçsuz olanlar da elbette ki olma ihtimali yüksektir. Bu insanlar da mağdur ediliyor. Yaşla kuru sürekli de tartıştığımız konular arasında hani kurunun yanında yaş yanmasın ilkesi var tabii ki. Eminiz yine tabii karar mercileri en iyi şekilde bu karar vereceklerdir tabii. Suç olmayanlar elbette ki dışarı ailelerine kavuşacaktır ama siz bu konuyla ilgili o komisyonda neler, ne gibi kararlar alıyor, neler yapıyor? Komisyonumuzda mağdur olan kardeşlerimizin biz hakkını sonuna kadar savunacağız. Yine mağdur olanlar derken mesela takipçisi olduğumuz, sadece biz ülkücülerin takipçisi değiliz, bunu da söyleyelim. Mesela Sayın Bozova Kaymakamımız vatanını milletini seven pırıl pırıl bir insan. Bu adama çağrılmış, hakkında hiçbir delil yok. İşte kıcı kaldı, biri ispiyonlamış mı, şikayet etmiş. Maalesef yani birbirine şikayet edince içeri attırılıyor. Biz bunun da takipçisiyiz. Yani Sayın Bozova Kaymakamımızı biz savunuyoruz. Hatta birkaç AKP'li arkadaş dedi, yani ülkücü mü bu kaymakam? Niye sen? Hayır, bu vatanı milletini seven bir kaymakam. Bu adam ülkücü değil, ülkücü olmak zorunda da değil. Ayrıca bu adamın babası AK Parti Osmaniye milletvekilliği yapmış biri. Yani AK Parti'nin hakkını da biz savunuyoruz. Milletvekillerinin